Muhterem arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bugün 26 Nisan. Bugün de dahil olmak üzere referandum sonrasında çok hızlı gelişmelere hem Türkiye'miz, hem bölgemiz, hem de dünya şahit oluyor. Bugün yarın yapılan TEOG sınavlarında bu vesileyle öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bir tercihte bulunacaklar. İnşallah kendi gönüllerinden geçen hayırlı bir adımı atmalarına vesile olur bu imtihanlar. Öbür taraftan çok kısa bir zaman önce, birkaç gün önce Afganistan'da 150 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı meydana geldi. Bu bizi derinden yaralıyor. Çünkü bir taraftan dış dünya İslam ülkelerini ne karşı saldırılarını yoğunlaştırırken maalesef biz içeride kendi kendimizle uğraşıyoruz. Nereye gitsek bir problem yaşıyoruz ve en şiddetlisi de artık Müslümanların kendi aralarında meydana gelen bu menfur çatışmalar, çarpışmalar. Kimi kime şikayet edeceğiz? Her zaman belli bir tarafı tutup karşısındakini acımasızca tenkit etmek mümkün. Ama bu iç savaşa döndü. Her yerde kan ve gözyaşı var. Temel sebep, bu meselelere sahip çıkacak bir ülkenin veya kurumun olmaması. Batı ikinci Anarbi'nden sonra bir takım kurumlar meydana getirmişler, teşekkül ettirmişler. Ne kadar verimlidir, ne kadar adildir, onların üzerinde durmuyorum ama bir müessese oluşturulmuş. Biz İslam alemi olarak maalesef böyle bir kuruluştan yoksunuz. Atılan adımları da adeta başarıya ulaştırmamak için elimizden gelen her yola başvuruyor. Bu tip meselelerde öne çıkması icap eden bir D8 kuruluşu, bu tip meselelerde öne çıkması icap eden İslam İşbirliği Teşkilatı yok. Arada sırada bir takım toplantıların yapıldığını, cılız seslerin yükseldiğini duyuyoruz ama bu bizim yüreğimizi soğutmuyor. Öbür taraftan ülkemizde hemen referandumun arkasından terörde birdenbire tırmanma başladı. Bir sükunet yaşadık gibi geliyordu, ortamında kaldık gibi. Ama arkasından peş peşe şehit haberleri ve saldırganlara, teröristlere yönelik daha uzun uzak mesafelerde yapılan müdahaleler gündeme geliyor. Ama şehit haberleri de sürekli olarak canımızı yakıyor, evlere ateş düşürüyor. 4-5 şehidimiz oldu geçenlerde. Bizim bu meselelere özellikle itina göstermemiz gerekir. Ama ülkemizin içinde bile şu anda kendi kendimizle uğraşmaktan bir türlü kurtulamadık. Bir referandum bitti. Evet, neticesi ilan edildi. Bu noktada tereddüt var mı? Var. Ama ısrarla dedik ki kimse sokağa dökülmesin. Çünkü bu problemler sokakta çözülmez. Ancak mutmain olduk mu? Onu söylememiz o kadar kolay değil. Biz de hukukçu olmamamıza rağmen bir takım kanun metinlerini okuyup bir takım kanaatlere varıyoruz. Şunu biliyoruz ki kanunlara uymak bütün kurumlar için geçerlidir. Hukuk devleti kanunlara uymakla sağlanır. Yoksa kanunların üzerinde yorum yapmak hiçbir kuruma fayda vermez, doğru da olmaz. Bundan dolayı maalesef Yüksek Seçim Kurulu'nun aceleyle bir takım kararlar vermesine şaşırdık. Yüksek Seçim Kurulu
belgeler üzerinde karar vermeliydi. Arkadan ortaya atılan iddiaları gördüğümüz zaman da dehşete düştük. Bir referandum yapıldı. Şu anda bu referandum hukuken geçerli olarak gözüküyor ama kimseyi mutmain etmedi. Türkiye'deki gelişmeler de dikkate alınarak kurucusu bulunduğumuz Avrupa Konseyi tarafından dışlandık. Kurucusuyuz biz Avrupa Konseyi'nin. Avrupa Birliği ile karıştırılmasın. Avrupa Birliği ayrı bir kuruluş, tek devlet olmaya, federatif devlet olmaya yönelik bir kuruluş. Avrupa Konseyi ise Avrupa'da yaşayan bütün ülkelerin, demokratik kurallara uyan bütün ülkelerin üye olduğu, problemlerin tartışılıp üzerinde tavsiye kararlarının alındığı bir kurum. Bizi denetim sürecine soktular yeniden. Bu konu beni cidden üzüyor. Çünkü şu anda Türkiye'de referanduma gidilirken bir takım kararlar, bir takım konular üzerinde daha güçlü olacağız, daha çabuk karar alacağız, daha verimli çalışacağız, beka sorununu çözeceğiz gibi ifadeler kullanıldı. Bunların hiçbirisinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Avrupa Birliği bir danışma müessesesidir, Avrupa Konseyi. Orada üstün tutulan Avrupa'nın İkinci Cihan Harbi'nden sonra yaşadığı problemlerden dolayı oluşturduğu ama bizim asırlardır kabullendiğimiz prensipleri benimsedi. İnsan haklarına önem vermeye karar verdiler. Hukukun üstünlüğüne karar verdiler. Ve bu fikirde olan ülkeler, demokratik değerlere de saygı duyan ülkeler bir araya gelip bir yanlışlığın olmaması için sürekli istişare içinde bulunmaya karar verdiler. Ancak şimdi bizi bu kararların aslında sahibi olan bizi bu kararlara uymamakla, yani hukuka saygı göstermemekle, insan haklarına saygı göstermemekle, demokratik taammüllere uymamakla itham ederek gözlem altına alıyorlar, gözetim altına. Bu bizi incitiyor. Biz Avrupa Birliği'nin bir parçası olmamız doğru değildir dedik. Avrupa Birliği'nin, çünkü Avrupa Birliği farklı bir medeniyeti temsil eder. Türkiye ise başka bir medeniyetin temsilcisidir. Medeniyetler esas itibariyle değerler üzerine inşa edildiği için bizim Avrupa Birliği ile uyuşmamız mümkün olmayan bir takım noktalar vardır. Ancak Avrupa Birliği'nde olsun, Avrupa Konseyi'nde olsun, bizim aslında kendimizi korumakla mükellef addettiğimiz değerlere uymamakla itham etmeleri ve maalesef bu konuda da ellerinde bir takım delillerin bulunması bizi derinden yaralıyor. Dünyada yalnızlaştık. Avrupa Birliği'ni medeniyet projesi olup onun bir parçası olmaya karar verdikten sonra bu hükümet İslam ülkeleriyle, İslam Birliği ile ilgili bütün çabaları askıya aldı. Biz Avrupa bir İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir üyesiyiz ama orada yapılan toplantılardan haberimiz yok. Katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz bilmiyoruz. Hangi etkimiz var bilmiyoruz. Fonksiyonu nereye kadar gidiyor bilmiyoruz. Daha yakın geçmişte kurulan D8'lere gelince kurucusu biz olmamıza rağmen, bu işi başlatan biz olmamıza rağmen biz D8'lere adımızı almıyor, dönem başkanlığını üstlenmiyor ve oraya olan aidatlarımızı bile ödemiyoruz. Ortaya çıkan manzara şu şimdi. Avrupa'dan dışlandık. İslam Birliği ile münasebetlerimiz ferdi temaslarla yürütülüyor.
Rusya ile olan irtibatlarımız da birazcık serinledi. Bugünkü iktidarın bir tane sığınağı kaldı. O da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Dünyada bütün ülkeler arasında Türkiye'nin sınırlarını tanımayan, Büyük Orta Doğu projesi altında geliştirdiği yeni stratejiyle Orta Doğu'yu bölüp parçalamaya yönelmiş bir Amerika, bizim stratejik müttefikimizmiş. Haritalarını çizdiler. Haritalarını yayınladılar. Biz hala Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'ni stratejik müttefik kabul ediyoruz. Yetmedi. Bizim topraklarımız üzerinde en ciddi hak iddiasında bulunan İsrail de bizim stratejik müttefiklerimiz arasında şimdi. İki tane müttefikimiz var. Muhterem arkadaşlarım, bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizi parçalamak isteyenlerle biz stratejik müttefik olamayız. Orta Doğu'daki bugünkü kargaşanın temelinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni oluşturmak istediği büyük Orta Doğu projesi hayaliyle İsrail'in arz-ı mev'uda yerleşme hayali yatar. Bu yetmedi. Şimdi başka problemlerle karşı karşıyayız. Avrupa Birliği uğruna neredeyse Ege'den vazgeçtik. Aklımız, hayalimiz almıyor. Hemen bizim Ege sınırlarında, kıyımızdaki bir adaya Yunanistan askerleri komutanlarıyla beraber gelip mangal keyfi yapıyorlar. Biz de kınadık diyoruz sadece. Türkiye'nin bir beka sorunu var diyordunuz. Evet, bir beka sorunu olduğunu bu hadise çok açık olarak gösteriyor. Bu beka sorunu başkanlık sistemine geçerek önlenemez. Efendim, başkanlık sistemine geçtiğimiz zaman çok daha çabuk kararlar alacağız. Tamam da bugüne kadar bu hükümetin aceleyle alamadığı kararlardan dolayı değil başımıza gelenler. Yanlış kararlardan dolayı başımıza bu problemler geliyor. Israrla vurguluyoruz. Türkiye'nin şu anda bu yönüyle aklımızı başımıza alırsak, dost ve düşmanı ciddi olarak ayırt edebilirsek, tutarlı politikalar izlersek bir beka sorunu yok. Ama bugünkü gibi seyirci kalırsak, eğer Yunanlılar gelip bizim adalarımızın üzerinde mangal keyfi sürerlerse bir beka sorunumuz var. Kıbrıs'ta biz Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nden neden vazgeçiyoruz? Bu bir beka sorunudur. Kıbrıs Osmanlı'nın tarihe karışmasından beri dünyada ve İslam aleminde Türkiye'nin kararlı bir tavır sergilediği takdirde hangi noktaya kadar gidebileceğini gösteren şahsiyetli bir dış politikanın sonucu olan bir hadisedir. Nerede o politika şimdi? Yok. Muhterem arkadaşlarım, eğer bugün hükümet bu dediğimiz noktaları dikkate almazsa deniz bitti diyoruz. Hakikaten bitti. İşte ekonomi. İşsizliği çözemiyorlar. Artıyor. 4 milyonu geçti. Dış borç 800 milyar TL'yi, kamu borcu, özel sektörden bahsetmiyorum, 800 milyar TL'nin üzerinde kamu borcumuz var bizim. Dış ticaret açığımız büyüyor. Muhterem arkadaşlarım, neden bunlar meydana geliyor? Çünkü isabetli bir ekonomi politikamız yok. İsabetli doğru bir dış politikamız yok.
İçeride barışı sağlayacak isabetli bir politikamız yok. Bugünkü iktidar, üzülerek ifade ediyorum, Türkiye'nin bekası için çalıştığından daha çok kendi bekası için çalışıyor. Bu önemli bir iş. Bu ayrımı göreceğiz. Görmek mecburiyetindeyiz. Hukukun üstünlüğünden korkuyor. Çünkü hukuk işlediği zaman yaptığı hataların ortaya çıkacağını görüyor. O görmese bile hatalar zaten kendiliğinden geliyor işte. Ben üzülüyorum. Neden bugün bir seçim yapıldı deniyor? Seçim falan yok ortada. Sadece sistem değişikliğini yapacak bir oylama yapıldı. Bir referandum oylamasından geçtik. Ama bu oylamada özellikle iktidar partisi Türkiye'yi kamplaşmayı kendi bekası için faydalı gördü. Neredeyse yalvardık yakardık. Yapmayın. Şunu hemen ifade edeyim. Bugün Türkiye'nin teminatı, emin olun, Saadet Partisi'dir. Saadet Partisi'nin şuurlu kadrolarıdır. Hemen referandumun arkasından bir hafta sonra bütün ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı, genel idare kurulu üyelerimizi Ankara'da topladık. Kendilerine teşekkür ettim. Bu süreçte ülkede huzur ve barışın tesisi için en ciddi gayreti bizim teşkilatlarımız gösterdiler. Vakur bir tavır sergilediler. Kendilerine yapılan akıl almaz iftiraları, hakaretleri olgunlukla karşıladılar. Misliyle cevap vermediler. Buna rağmen itham edildiler. Ama şuna inanıyorum. Türkiye'nin bugün %65-70'i şartlar uygun olduğu zaman Saadet Partisi'nin bu ülkenin barışı, huzuru, kalkınması, bağımsızlığı, bekasının tek çözüm aracı olduğunu görecektir. Kurul olduğunu görecektir. Görüyorlar da. Sesler şu anda farklı sebeplerden dolayı çok yüksek çıkmayabilir. Bir kısım bağnaz, sözlerimizi dinlemek istemeyen, sadece hakaretten ve saldırıdan medet uman küçük bir grubun dışında Türkiye'de bugün Saadet Partisi'nin sergilediği süreçteki tavrı Türkiye'ye örnek oldu. Sadece bize değil, yurt dışına da örnek oldu. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz ülkemizin birliği ve beraberliği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ama kimse bizden kendilerinin yanlış politikalarına bizim alet olmamızı beklemesin. Biz buna rıza gösteremeyiz. O zaten bize yakışmaz. Onlar da böyle bir teklifte bulunmamaları icap eder. Biz bugün uygulanan politikanın yanlış olduğunu gördüğümüz için ısrarla sükunete davet ediyoruz milletimizi. Ve bizim insanımızın, bizim davamızın erlerinin her birinin gönlünde yatan da işte bu inanç, bu huzur. Muhterem arkadaşlarım, bu geldiğimiz noktada içinde bulunduğumuz problemlerden bugüne kadar bugünkü iktidarda yapamadıkları değil, tekrar vurgu yaparak söylüyorum, maalesef yaptıkları yanlışlıklar bu hale gelmemize vesile oldu. Ülkemiz kamplaştı. Terör derinleşti. Ekonomik buhrana sürüklendik. Yüzlerce fabrika yıkıldı, yerine bir tane yenisi konulmadı. Dışarıya bağlı hale geliyoruz. Kopamıyorlar. Kopmak isteseler de kopamazlar dışarıdan. Özellikle sırtlarını dayadıkları bu iki ülkeden
Amerika ve İsrail'den kopamıyorlar. Türkiye'nin ısrarla söylediğimiz bir nokta var. Dış politikada etkili olması doğrudan doğruya iktisadi sahada, sanayide, teknolojide oluşturduğu geniş kapsamlı uluslararası ittifaklarda yatar. Biz güçlü bir ülkeyiz. Parlak bir geçmişimiz var. Hatalarımız olmuş geçmişte. Ama biz her zaman itibarlıydık. Başını dik tutan bir ülke olduk. İstiklal Harbi bunun en güzel örneğidir. Tarihe karışmış bir imparatorluktan geriye devletten Anadolu'da bir avuç insan kaldı. Birbirlerinin ırkına, kavmiyetine bakmadan birlikte Çanakkale'de savaştılar. Birlikte bu ülkeyi kurdular. Şimdi biz o değerlerden kopuyoruz. Neden? İkimize ırkçılık hastalığı Batı tarafından zerk edildiği için. Yeni değil ki bu hastalık. Ama biz Batı tarafından yaptığımız yanlışlardan dolayı dışlanmayı emin olun içimize sindiremiyoruz. Hiç kimse tutup bizi hukuka uymadığımız için, insan haklarına saygı göstermediğimiz için, demokratik teamüllere aykırı bir tavır sergilediğimiz için suçlamamalıydı. Biz böyle bir suçlanmaya sebebiyet veren tavırlardan geri durmalıydık. Ama maalesef bugün böyle bir suçlamayla karşı karşıyayız. Onun için bugünkü iktidara yeniden seslenme ihtiyacı duyuyoruz. Yeni bir sürece giriyoruz. Bu süreçte bir takım yanlışlıklar yapıldı. Ancak bu yanlışlıkların üzerinde durmadan, zaman daha erkenken iktidarıyla muhalefetiyle bir araya gelip en azından bu süreçle ilgili olarak bir takım ittifaklar yapmaya, en azından bu süreci iyi değerlendirmeye mecburuz. Herkes alçak gönüllülük gösterecek. Kimse tekebbüre kapılmayacak bu yapılırken. Bu sözlerle hepinize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin bugünden daha hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu problemlerin üstesinden gelecek aklı selimi Cenab-ı Hak bugün ülkeyi yönetmekle görevlendirilen arkadaşlarımıza da nasip eder diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorusu olan varsa buyur. Kendinizi tanıtırsanız memnun olurum. Özgen Bingöl'ün isimden anlayabilirim. Evet. Bugün Recep Köşe yazarının yazısından Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın çevresinin politikaya atılmak istediği yönünde bir köşe yazısı var. Okudum. Evet. Hayır. Saadet Partisi'nin başına geçmesi terk ediliyor. Kimin? Saadet Partisi'nin başına geçmesi terk ediliyor. Evet. Bu konuda size gelen bir bilgi var mı? Yok, bize gelen bir bilgi yok. Yalnız yani biz AK Parti'nin içinde bugüne kadar AK Parti politikalarına destek veren arkadaşlarımızın gördükleri bu yanlışlardan dolayı öncelikle AK Parti içinde ciddi olarak bu işi düzeltecek bir tavra girmelerini temenni ederiz. Faydalı olur, hayırlı olur. Ancak bizim kucağımız herkese açık. Bizimle beraber bu sahada bizim üslubumuzla kavga etmeden dik durarak ülke meselelerini çözümünde bize destek verirlerse elbette memnuniyet duyarız. Bu arkadaşlarımızla da her zaman görüşmeye hazırız ve görüşürüz de. Ama bu dediğiniz yazıyı ben yani bugün okumadım. Efendim Sayın Deniz Baykal'la görüşülmüş. Evet. Sayın Deniz Baykal, Sayın Abdullah Gül'le görüşmüş. Çok güzel. İkiz bağımsız olarak da. İkiz de bize mi geliyorlar? Sayın Abdullah Gül'ün çevresi de kendisine yeni bir parti değil de hazır Saadet Partisi var. Onun başına geçmesini terk etmişler. Evet. O minvalde bir köşe. Efendim başa geçme konusu bu bizim tabanımızın, genel kongremizin vereceği bir kararla olur. Ama ben tekrar ifade ediyorum. Türk siyasetinde bugüne kadar
verimli çalışmalar yapan bütün arkadaşlarımızı, gerek AK Parti'nin içinde bulunanlar, gerek başka partilerin içinde bulunan arkadaşları biz aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız. Bu Türkiye'mizin geleceği için önemli. Biraz önce de ifade ettim. Çünkü Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan şu anda kendi içinde tutarlı, bütün menfi puan propagandalara rağmen de dik durmayı başaran, infial göstermeden bu işi yürüten tek parti Saadet Partisi. Onun için biz bugün Türkiye'de arayış içinde bulunan herkese kapımızı açık tuttuğumuzu burada sizin vasıtanızla duyuralım. Sadece onlar değil, temel prensiplerimiz belli bizim. Biz ahlaki ve manevi değerlere önem veririz ama bunun altında yatan temel mesele hakkı üstün tutmaktır. Hukuk her şeyin temelinde yatar. Adalet mülkün temelidir, bunun için denilmiş. Bu olmadan onun dışındaki bütün işler ikinci kademede kalır ve bizim birliğimizi sağlamaz. Kardeşlik de bunun üzerine inşa edilir. Vatanseverlik de bunun üzerine inşa edilir. Kalkınma da bunun üzerine inşa edilir. Onun için ahlaki ve manevi değerler dediğimiz zaman sadece ve sadece bir mahremiyet meselesini gündeme getirmek veya ibadet meselesini gündeme getirmek değil. Bu bir medeniyet anlayışı. Bu anlayış benimsendiği zaman diğer problemler süratle çözülür. Ben memnun oldum sizin bu ifadenizden. Referandum öncesi ya da sonrasında bir temas oldu mu efendim? Hayır. Yani bir ama ben daha doğrusu başkanlık bana devredildikten sonra bendenize verildikten sonra Sayın Abdullah Gül aramıştı. Kendisine teşekkür ettim. Bir iadeyi ziyarette bulunamadım bugüne kadar aradan. Bu referandum sürecinde yanlış anlamalara vesile olabilir endişesiyle ben gitmedim. Kendisini telefonda birkaç kere görüşmemiz oldu. Arkadaşlarımız İstanbul'da, teşkilatlarımız ziyaret ettiler. Ben inşallah önümüzdeki günlerde veya birkaç hafta içinde kendisini de ziyaret edeceğim. Diğer ziyaret edeceğimiz arkadaşlar da olacaklar. Dediğim gibi biz ümitliyiz. Şu anda Türkiye'de ayakta duran, canlı olan, ileriye ümitle bakan bir teşkilat var. Bir siyasi parti var. O da Saadet Partisi. Biz bunu hafta sonunda gördük. Bundan da memnuniyet duyduk. Sizin bu ifadeleriniz ben okumamış olsam da beni memnun etti. Evet. Demek ki arayış içinde bulunanlar nereye gideceğini biliyorlar herkesin. Evet. Başka sorusu olan arkadaşımız yok. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim.